Nurullah Atacın sinemanın 50. yılı dolayısıyla kaleme aldığı karalama defterinde sinema yerine getirilmesini dilediği bir kavram varmış. Cin aynası. Şöyle devam ediyor. Şunu söyleyeyim de içime hicran olmasın. Sinemayı böyle S ile yazmak yok mu? Betime gidiyor. Fransızlarla daha bir iki millet Yunanca'nın kapa harfini C gibi gösterir, S gibi okurlar diye bizim S diye yazmamız mı gerekirdi? Kinema demeliydik. Cinema da hoş olurdu. Giderek belki cin aynası der çıkardık. Bu sözleri Türk Dil Kurumu'nda yayın kolu başkanlığı yapmış ilk öğretmenlerimizden edebiyatçı şair Nurullah Ataç söylüyorsa yabana atmamak gerekir. Bilirsiniz eski toprak insanlar da televizyona cin işi şeytan işi derlerdi. Ben de bu sözleri duyunca Nurullah Ataç'la yaşıt ninelerimizin konuşmalarını duyar gibi oldum. Bu sebeple yeni oluşturduğum oynatma listesinin adına da Cin Aynası adını verdim. Böylece bunun da bir hikayesi olmuş oldu. Sinema K ile mi S ile mi olsun tartışmalarından çok önce henüz ortalıkta bir cumhuriyet bile yokken Türk sinema tarihinin ilk filmi yapılmak üzereydi. Ancak bir film düşünün ki yönetmeni Türk, yapımcısı ordu, teması milli irade olsun. Konusu da gayrimüslim bir unsurun tasfiyesi ya da diğer bir millete ait olan bir imgenin imhası diyelim. Rumi takvimde 1293 yılına rastladığı için halkın 93 harbi dediği, Ruslarla 1877-1888 yılında yapılan savaştaki yenilginin bir imgesi, bir Rus şehitliği ve abidesi olarak bugünkü Yeşilköy civarında inşa edilmiş bulunan devasa Ayastofanos Kilisesi'nden kurtulmak için hem halk hem de ordu içinde ciddi bir istek duyulmaya başlandı. Abide, Rusların İstanbul'a yürüdükleri en ileri noktayı simgeliyordu. Savaş tazminatı olarak Ruslara, içinde Rus askerlerin naaşlarının da bulunduğu bir anıt inşa edilmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın resmen ilan edilmesinden 13 gün sonra 14 Kasım 1914'te saat 8.30'da bir abide bütün halkın gözünün önünde havaya uçuruldu. Abidenin dinamitle havaya uçuruluşunu filme almak üzere Avustralyalı film yapım eviyle anlaşılmıştı. Fakat bu milli bir meseleydi ve bu işi sadece bir Türk yapabilir düşüncesi hakim oldu. Görev İstanbul'da ilk sinema gösterimlerini yapmış olan Sigmund Weinberg'in asistanı daha önce herhangi bir film çekmemiş olan yedek subay Fuat Uskunay'a teslim edildi. Yıllar sonra filmin çekildiği 14 Kasım 1914 Türk sinemasının doğduğu gün olarak inanıldı ve her yıl doğum günü partileri düzenlendi. Filmin çekilip çekilmediğine dair söylentiler her yıl tartışılıp durmuş. Çünkü filmin hiçbir kopyası günümüze değin ulaşamamış. Evet, Türk sinema tarihinin ilk filmi maalesef kayıp. Bu durum filmin çekilip çekilmediğine dair kuşkuları da elbette beraberinde getirir. Filme dair ilk ve tek belge ilk kez Nurullah Tilgen tarafından Yıldız Dergisi'nin 18 Temmuz tarihine rastlayan 30. sayısındaki Türk sineması tarihi dünden bugüne 1914-1953 adlı çalışmasında yayınlanmış. Fuat Uskunay'ın kızları da babalarının böyle bir filmden bahsettiğini ancak onlara hiç izletmediğini anlatırlar. Bir iddiaya göre film nakil sırasında diğer filmlerle karışmış olabilir. Bir başka iddia 1959 yılında Sütlüce'deki film deposunda çıkan yangının ardından sağlam kalmış filmleri ayırmak üzere görev alan dönemin ünlü yönetmenlerinden Kunt Tulgar, eline geçen hasarlı bir filmde patlatılan bir kule gördüklerini, filmi ise önemsiz olduğu gerekçesiyle çöpe attıklarını belirtir. Türk basın şeref kartı sahibi gazeteci, yazar ve çevirmen Burhan Arpat'ın iddiasına göre Fuat Uskunay bu filmi çekmiş ama başarılı sonuç alamamış. İlginçtir, filmin IMDb sayfası da mevcuttur ancak nedendir bilmez bugüne kadar filmi izlemediğinden emin olunan 93 kişinin filmi onaylaması ve filmin de 8.6 puana sahip olması trajikomik bir durumdur. Ayastofanos ilk filmimiz ise Osmanlı vatandaşları Manaki kardeşlerin 1905'ten başlayarak çektiği ve Türkiye yapımı olarak adlandırdığı filmleri neydi? Hem kim Türktü, kim Osmanlıydı? Uzayıp giden bu sorular bir yana, Ayastofanos filminden bize kalan Cumhuriyet'in inşasına ters düşmediği, ancak savaşın o kötü yüzünün psikolojisiyle gerçekleşen bir eylemi belgeliyor oluşuydu. Öyleyse savaşı ve savaşan bir toplumda sinemanın bile nelere alet edildiğini yeniden düşün.